Tekrar merhaba. Bu dersimizde Go'nun built-in fonksiyonlarından cap yani kapasite değerini almamızı sağlayan cap'i inceleyeceğiz. Öncelikle dokümanlarına şuradan ulaşabilirsiniz. Çok basit bir kullanım var. Daha önceki videolarda farklı amaçlarla kullandık bunları. Parametre olarak bir tip alıyor. Bu tipin adını V olarak geçiyoruz burada. Ve gördüğünüz gibi capacity of V yani tipin o tipin parametre olarak verilen tipin kapasitesini bize geri dönüyor. Nerelerde kullanılır? Hangi nesneler için kullanılabilir? Array, pointer, slice ve channel. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Evet. İlk örneğimizde dikkat ederseniz gene make kullanıyoruz burada da nesneyi üretirken. Ve byte slice oluşturacağım. Burada 0 ve 5 diye iki tane değer vermişiz. Bunlar nedir? Öncelikle şunları ayırıyorum ben. Kafa karıştırmamak için. Ve çalıştırıyorum bunu. Slice 5 diyor. Biz burada cap ile bunun kapasitesini almak istedik. Ve yukarıda oluşturduğumuz slice'ın 5 kapasite, 5 eleman kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Evet, çünkü biz oluştururken 5 değerini verdik. Peki ben şöyle yapsam, biraz daha kompleks hale, daha doğrusu üzerinde düşünmek amacıyla yapalım bunu. Mesela uzunluğunu almak istesem. Uzunluğu 0, çünkü içerisinde herhangi bir değer yok. Bir de bunun kendisini yazdırayım ben. Şuraya ben tipin kendisini vereceğim. O yüzden V placeholder'ı, yer tutucusunu kullanıyorum burada. Slice dedim. Ve tekrar çalıştırdım. Şu bir tane fazlalık. Burayı temizliyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Bakın içerisinde eleman yok. Bu da eleman uzunluğuydu daha doğrusu 0. Evet ama kapasitesi 5. Eğer şuna 2 verirsem ne olacak? Bir de böyle bakalım. Temizliyorum. Tekrar çalıştırdık. Ve bakın 5 kapasitesi var. 2 length dedik. Burada length bilgisi verdik. Ondan sonra tekrar baktığımızda içerisinde iki tane başlangıç değeri sıfır olan ve hafızada kurulmuş iki tane nesne olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani biz şu an aktif olarak iki elemanı rahatlıkla kullanabiliriz. Ama bu nesnenin kapasitesi 5. 5'e kadar yolu var diyebiliriz yani. Şimdi buraya geçiyorum. Ve ikinci örneğimize bakıyorum. Burada da channel'lar. Bunu da farklı örneklerde inceledik. Farklı şekillerde. Gene bir buffer channel oluşturuyoruz burada. 10 elemanlı bir channel oluşturmaktan bahsediyoruz. Bunu make'de de yaptık benzer bir örneğini. Kapasitesini almak istiyoruz bunun. Bakalım. Ve çalıştırıyorum. Bakın channel 10 başlangıçta neyi kurduysak onu bize verdi. Peki len ile bunun uzunluğunu alabilir miyiz? Gördüğünüz gibi gene 0 olarak elde ettik. Şimdi pointer'larda da benzer durum söz konusu. Pointer'lar içerisinde sonuçta bir veriyi temsil ediyor bu. Bu temsil eden veri burada byte tipindeki bir slice 15 eleman. Bu 15 elemanı da biz zaten oluşturduğumuz zaman nesneyi bizim pointer'ımız bunu işaret edecek hafızada. 15 eleman nesne örnekleri kurulmuş ve varsayılan değerleri sıfır olarak atanmış bir şekilde işaret edilecek. Bunların kapasitesine de ve length'ine de baktığımızda zaten bunu
görebiliriz. Hepsi dolu olacağı için 15-15. Yani kapasitesi kadar elemanı burada kullanıyoruz. Tabii içerilerinde sıfır değerleri var.